Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde Mersin'in güzel ilçesi Tarsus'tayız. Bu bölgenin de tatlı anlamında en yeni, en kaliteli, bol çeşitli merkezindeyiz. Özellikle künefe konusunda oldukça başarılı. Tabii birçok çeşidi var, tatlıda da birçok çeşit var. Peki neler çıkıyor ustamızın elinde? Onu birlikte konuşacağız. Ustamız yıllardır bu işe kendini adamış genç bir girişimci de olan sevgili Yasin Usta. Merhabalar Yasin Usta. Merhaba Cengiz Bey. Öncelikle ellerinize, emeklerinize sağlık. Bugüne kadar belki de bu tatlı anlamında karşılaştığımız en güzel, en kaliteli masa. Bunu sağladığınız için sizi ve ekibinizi kutluyorum. Teşekkür ederim. O zaman sizi tanımakla başlayalım. Tabii sizi tanırken bu usta olmak bu işte kolay değil. Evet. Dünden bugüne nasıl bir hikayeniz oldu ve bu yerinizi açana kadar? İsmim Yasin, 36 yaşındayım. Yaklaşık 22 senedir bu işin içindeyim. Hı hı. Farklı iş yerlerinde çalıştım. Hı hı. Ve en son bir sene yakında kendi dükkanımızı açma fırsatı oldu. 3 ortağız toplamda. Hı hı. Onları da buradan sevgilerimizi iletelim. Ahmet isimleri. Amca, Zeki Elmas. Hı hı. Ahmet Bey ve Zeki Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi mekan da çok ferah. Böyle bildiğimiz küçük bir tatlıcı dükkanı değil. Keyifle oturup bu lezzetlerin tadına varabileceği bir ortam sundunuz. Kaç kısımdan oluşuyor? Kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? 120 tane sandalyemiz var. Hı hı. Aynı anda 120 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Hem bahçe kısmımız var. Bahçe kısmımız var. Hı hı. Bunu 180-200'e de tamamlayabilirdik ama otururken rahat etsinler diye fazla da sıkıştırmadık. İç kısımda da ağırlıyorsunuz. İç kısımda, bu kısımda doğum günü, nişan organizasyonları yapıyoruz. Hı hı. Evlilik teklifi ve çok sayfamızı takip edenler bilirler. Evet. Yani bir kafe tadında da ayrıca. Aynı tabii, bir kafe tadında çiftleri buluşturuyoruz, evlendiriyoruz. Çok güzel. Zaten tatlının olduğu bir yerde tatlı bir sohbet, hayır demelerinin de imkanı yok. Evet, aynı o şekilde. Çok güzel. Özellikle... Şimdi o zaman lezzetlerimize gelelim. Tamam. Künefe ile başlayalım. Baş tatlımız değil mi? Baş tatlımız. Neler var künefede çeşit olarak? Künefe 20 çeşide yakın künefemiz var. Hı hı. Şu an hepsini doldurmak isterdik ama yerimiz müsait. Masa yetmedi. Evet. Bu klasik künefemiz. Hı hı. En çok giden iki çeşidi yaptık. Hı hı. Klasik peynirli. Özel peyniri var. Hı hı. 12 saat tuzlu bir şekilde geliyor. 12 hı hı. saat suda kaldıktan sonra tuzu alınıyor ve içine kullanıyoruz. Hı hı. Bu da spesiyalimiz, yine 3 çeşitten oluşuyor. Fıstıkzade, klasik ve hasır. Hı hı. Hasırın içindeki kaymak Antep'ten geliyor, özel sahan kaymağı. Hı hı. Antep bu bölgede yok, hı hı. Antep'ten geliyor. Künefede bunlarız. Bunlar ve en özel sunumlardan biri. Ve Keyfi Ala dediğimiz dükkanın ismini taşıyan bir tatlı. O da bizim kendi ürünümüz. Mucidi biziz. O da özel bir kaymak var içinde. Çikolatayla servis ediliyor. Özellikle gençlerin doğum günü olsun şey olsun birbirine hediye olarak gönderilen tatlardan bir tanesi. Çok özel. Tatlı olması çok da özel ayrıca anlara, bir çekiyor. Aslında şahitlik yapan bir özel tatlı. Özel anları bununla taçlandırabilirler. Tabii künefenin dışında neler var? Künefenin dışında tezgah ürünlerimiz var. İşte özellikle kadayıf çeşitlerimiz, tüm fıstık kadayıf dediğimiz, hı hı. klasik yeşil kadayıf, hı hı. paşa kadayıf, burma kadayıf, kaymaklı hasır kadayıf, hı hı. Klasik baklava, dürüm baklava, gelin bohçası, soğuk baklava ve soğuk kadayıf çok beğenildi ve çok çeşitleri de vardı. Hı hı. Hava tam ısınmadığı için fazla... Tabii yazın daha çok tüketilecek onlar. Yaza da yaklaşıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize biz sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.